olarak hem... Bak bunlar da çok olay yerine gittim arkadaşlar. 2500 hektar. Bekir Fakılağ köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, ekipler İndikam aşağıdaki 72 saatlik zorlu mesaisi neticesinde bugün öğle saatlerine kontrol altına alındı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekir Fakılağ ve Yumarlar köylerinden tedbir amaçlı tahliye edilen 490 kişi evlerine geri dönmeye başladı. Traktörlerle evlerine dönen vatandaş hayatları boyunca böyle bir yangına şahitlik etmediklerini ifade etti. Var zaten bizim eşyamız komple bunda. Hayatı boyunca böyle bir yangın görmediğini ifade eden Bilal Tahtacı, yaşım 70, ben bu zamana kadar böyle bir yangın görmedim. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Yangının olduğu gün burada değildim. Muhtar beni aradı, köyde yangın var dedi. Hemen aracıma binerek köye geldim. Geldiğimde yangın çoğalmıştı. Karşımda kıpkırmızı bir manzara vardı. Herkes müdahaleye gitti. İlk etapta ama önüne geçemedik. Rüzgar çok olduğu için yangının önüne geçemedik. Şu an hayat normale döndü, çok şükür diye konuştu. Yaşım 70, daha ben bu zamana da böyle bir yangın görmedim. Ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Ama tabii gittik, emekli olduk. Gene ben yazın buradayım, kışın Kocaeli'ndeyim. Şöyle, ben olayın, yangının olduğu gün şu o anda burada değildim. Ama bana bir telefon geldi, muhtar aradı. Dedi ki, Bilal abi köyde misin? Ben de değilim dedim. Abi yangın varmış dedi. Ben hemen arabama atladım, geldim. Geldiğimde yangın çoğalmış. Nasıl bir manzara vardı karşınızda? Kıpkırmızı. Böyle alevler böyle yani. Ondan sonra bu karşı taraftan yangın çıktı. Ondan sonra burayı sarıncası tabii etfailer, insanlar, şunlar bunlar geldi ama hepimiz gittik, şeysini alamadık, önlem alamadık. Biz ta elimizden kazma, kürekti, ıvır zıvır ama tabii bizim el gücünle bir şey değil. Önemli olan hani teknoloji şimdi ilerideydi. Önlemli gibi değil yani. Yani önlük kesebilirdik ama rüzgar çok olduğu için şey olamadı işte. Evet. Kesemedik. Ondan sonra çok etfailer geldi ama yine kesemediler. Şu an hayat normale döndü mü yavaş yavaş? Döndü. Çok şükür bak biz evlerimizden bir çıktık, bir girdik, bir çıktık, girdik ama şimdi Allah'a bin şükür olsun. 68 yaşındaki Mehmet Babacan ise Allah'a şükür evimize döndük. Devletimiz bölgede bekliyor. Yangın büyüdüğünde köyü terk ettik. Kıymetli eşyalarımızı aldık ve Bolu'ya döndük. Can kaybımız yok Allah'a şükür. Orman yandı. Yıllardır buraları koruyorduk. 68 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Bu bir felaket. Daha önce burada çıkan yangınlara Kazmaköy'le giderek önüne geçiyorduk. Ancak bu yangın çamdan çama atladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı dedi. Döndük Allah'a şükür döndük. Devlet işte bekliyor. Bekliyor askeri maskeri. Terk ettik işte motorumuzu, kıymetli eşyalarımızı aldık. Şu ileri yolun kıyısına gittik. Baktık orada alettirik şey olmayıncası. Yaylaya çıktık, orada petrol ofisi var, orada kaldık. Motoru, eşyaları bıraktık. Gittik Bolu'ya. İki akşamdır oradaydık. Sonra normale dönünce. Serbestleyincesi geldik buraya işte evimize gene eşyamızı falan yerleştiriyoruz. Hani bir can kaybımız yok, mal kaybımız yok. İşte orman yandı, yıllardır bunları koruyorduk böyle. Köylü kimse bir şey kesmiyordu. Da işte yangın çıktı. Böyle oldu yani. Ben 68 yaşındayım. 70'e girdik de 68 doğum olarak. Hiç böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum. Bu bir felaket yani. Allah tarafından bu şekilde mümkün değil. Biz önceden gaz ve kürek alı giderdik. Önünü keser, sönerdi. Yani bu çamdan çama rüzgar geldi mi 50 metre götürüyor, 100 metre götürüyor. Tepelere çıkıyoruz. Geliyor gidiyor işte dalgalı, konuşabilsek konuşuyoruz. İletişim zor yani. Şunlara bir yer yapsalar her taraf konuşur rahat. Görüşmeler. Yangın durumlarında, bir acil durumlarda rahat görüşmemiz lazım yetkililerle veya başka birilerine. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaştığı Bekir Fakılar Köyü'nün Ayvatlar Mahallesi'nde yaşayan dayısına yardıma gelen Cahit Kocabıyık şöyle konuştu. İki gün önce yangını aldığında
dayımlar burada olduğu için onları buradan tahliye etmek istedim. Akşam her iki evi de, hatta üç ev burada komple boşalttık. Götürdüm, köyümüze götürdüm. Mongoşal köyü var ileride, Modum'un Mongoşal köyü. Oraya götürdüm. Sonra geçtim, Gebze'de ikamet ettiğimi söylemiştim. Geçtim, tekrar yangının çoğaldığını duydum, tekrar geldim. Ve burada yardımcı olmaya çalıştık. Ne yardımcı olduk? İşte ülkelere, ilk yardım yapan ekiplere, itfaiyecilere, işte elimizden geldiği kadar su, ayran, otur bir şeyler getirmeye çalıştık. Ve yaşlılar sürekli dolaştık buraları. Yaşlılarımıza, dayımlara bilgiler verdik. Ve burada Orman İşletme Müdürlüğü'ne, UMKE'ye, diğer sivil toplum kurumlarına hepsine teşekkür ediyorum. Elinden geldiği kadar yaptılar ve köyleri abluka altına alarak da kurtardılar. Hayat nasıl şu an? Normale döndü? Hayat şu anda normale döndü görünüyor. Tabii ki hayat ne olursa olsun devam edecek ama şu anda döndü. Dayımları getirdik. Evlerine kavuştular. Tabii ki sevinçliler. Oradayken buruklardı. Göremiyorlardı. Şu anda gördüler. Daha da mutlular. İnşallah bundan sonra bir şey olmaz. Soğutma çalışmaları da devam ediyor şu anda.